Selam arkadaşlar, Can Motovlog'tan herkese merhabalar. İş çıkışındayız. Hava 21 derece, 23 derece gösteriyor şu an dışarısının sıcaklığını. Bu videoda sizlere soru cevap yapayım istedim. Bu sorulardan en önemlisi, en güzeli ve belki de benim gibi içinizden de bu makineyi seçmek isteyen arkadaşlar varsa, eyvallah adamsın, onlara da belki bir yol gösterici etkisi olur. Bugünkü videomuzun konusu neden Tracer 900? Neden Tracer 900? İlk soru: abi Tracer 700 test etmiştin, Tracer 700 almadın, Tracer 900 aldın, niçin? Bununla başlayalım. Şimdi Tracer 700 üzerinde MT7 bile olan bir makine, güç olarak da MT7 ile aynı. Tracer 700'ü ben sürdüm ve gayet de çok beğendiğim bir motosiklet aslında. Şöyle biraz geri gidelim. Fakat XJ6'yı satıp Tracer 700'e geçmek benim için güçsel anlamda pek bir değişiklik yaratmayacaktı. Gene XJ6 ayarında 78-80 beygir ya da 70-80 beygir civarında bir makine MT7'de. Çift silindir olması biraz tabi güzel, trafikte hoşuma gitmişti Tracer 700'ü kullanırken. Ama güç olarak beni mutlu etmeyecekti. Yani gene mutlu edecekti belki ama bir zaman sonra ya biraz daha bunun iyi gideni olsa diye düşünecektim, düşünmeye başlayacaktım ve gene gözüm yukarılarda kalacaktı. Tracer 900 bu açıdan beni tatmin etti. Çünkü Tracer 900, yani Naked'ını sürdüm. Ben hiç Tracer 900 sürmedim bu arada, bu motor almadan önce. Naked'ını çok sefer sürdüm. Arkadaşımdan Çanakkale'deyken denemek için almıştım, videosunu çekmiştim. Sonra 09 test sürüş günlerine katılmıştım, Yamaha'nın organize ettiği. Orada 09'un SP versiyonunu sürmüştüm, egzozlu falan. Bayağı güzel Öhlins amortisörleri olan makineyi. 09'un bloğunun karakterini bildiğim için hoşuma giden bir motordu. Sesi olsun, egzozlu sesi özellikle çok hoşuma gidiyordu. 07'nin de egzozlu sesi çok hoşuma gidiyor ama güç olarak bahsettiğim şey, yani Tracer 700 tam rahat, belki istediğim klasmanda bir makine ama güç olarak biraz daha üste çıkmak istedim ve 115 beygirlik Tracer 900'ü satın aldım. O yüzden Tracer 700'den bu sebeple vazgeçtim. Fiyat olarak da zaten 0'ı Tracer 700'ün 68-70 civarında ve benim baktığım model artık üretilmiyor. Yani kasa değişikliğine gitti makine. O yüzden çoğu bayide hala da 18-19 modeller ellerinde var. Tracer 700 kıyaslaması bu şekilde olsun. İkinci soru, gene neden Tracer 900 diye devam edelim. Bu ilk başta benim baktığım kategori Tracer 700, Tracer 900 ve BMW S1 XR. Yani yüksek bacaklı spor sürüş alabileceğim motorlar bunlar. Uzun bacaklı yani. İlk konu dik oturuş olması. Yani biraz daha rahat bir oturuş var. Benim XJ6 ne kadar spor touring'de geçse de biraz daha kapanmalı bir oturuşu var. Ve boyumun uzunluğundan dolayı bana biraz naked gibi kalıyor. 1.86 boyundayım ben. BMW güzel. Biraz daha uzun, önüne cam koyabileceğim, kafası yukarıda olan ve biraz daha dik oturuşlu bir makine bakıyorum ama hiçbir zaman işte GS'dir, Afrika Twin'dir ya da Crossrunner tarzı modellere gözüm gitmedi. Çünkü hoşlandığım modeller değil, tek farlı. Çift farlı modellerde Tracer 700 var, Tracer 900 var ve BMW S1 XR var. Bu tarafta ne oldu, trafik mi duruyor? Evet. Güç olarak ve ses olarak Tracer 900 beni gerçekten tatmin edecek makineydi bu. Diğer modellere çok bulaşmadım. İkincisi, seyahat etmeyi seviyorum. Ben üniversiteyi Çanakkale'de okudum ama ailem Çorlu'daydı. Akrabalarımız da bizim İstanbul'da yaşıyor ve ben üniversitede okurken dahi XJ6 ile beraber sürekli olarak İstanbul Çorlu yapıyordum. Yani ayda en az bir kere gidiyordum mesela ailemin yanına. Gitmeye çalışıyordum bir şekilde. Ve inanın 4-5 saat süren yollarda uzun yola çıktığınız zaman, hani şu soru çok geldi: niye R1 değil de işte o fiyata R1 var, Binarar var, niye Racing almadın sorusu. Ya Racing çok güzel arkadaşlar, ben birkaç kere kullandım, arkadaşlarım motorunu da kullandım. Yani gerçekten hissiyatı bambaşka. Yani Racing'in hakikaten bir ruhu var, sizi asfalta yaklaştıran bir motor. Virajlarda olsun, hızlanmasında olsun, sürüş kabiliyeti olsun, çok keyifli makineler ve dehşet güçlü makineler. Yani öyle hoşunuza giden makineler ki bunlar, anlatılmaz. Ama benim ilk önceliğim motosiklette birincisi ulaşım aracı olacak. İşe git gelişlerde rahat olması lazım. İkincisi
10 litre yakmasın motorum. Yani biraz ekonomik olsun. En azından sakin kullandığımda bu geçerli. Bastığında tabii her motor yakar. Ama sakin kullandığımda da biraz daha güzel grafikler yakalayabileyim motorda tüketim değerleri olarak. Üçüncü konu, uzun yol yapmayı seviyorum. Yeri gelecek belki yurt dışına çıkacağız motorlarla sürerek. Biz Çorlu'dan çok yakınız, sınır kapısına 2 saatte. Uzun yol yapacağız. Dördüncüsü, uzun yol cümlesini kurduğunuz zaman uzun yola çıkanlar bilir. Yani şehir içinde böyle kafeye çıktığınız gibi gidemiyorsunuz arkadaşlar. Eşyalarınız oluyor. En azından bir takım kıyafet, don atlet, çorap bir şey koyuyorsunuz yanınıza. Video çekiyorum, editlemem lazım bunları. Hızlıca aktarmam lazım. Depolama alanlarımız, kameralarımız sınırlı. Yani gidip de 1 TB'lık bir SD kart takamıyorum bu kameraya. Çok pahalı olur. Kameranın hafızasını sürekli olarak boşaltıyorum. İşte evden işe git gelişlerimde, işten eve geldiğimde ya da uzun yola çıktığımızda verdiğimiz molalarda hala daha çekim yapmaya devam etmek istiyorsam ben bu kameranın hafızasını boşaltmam lazım ki o kaydı kapatmayayım. Güvenlik için kullanıyorsanız tabii üstüne yatsın tarzında ilerleyebilirsiniz belki kamerada. Bu var. Eşyanız oluyor. Bunlar hepsi birer eşya. Çanta lazım size. Hadi otel bulamadınız. Yanınıza garanti olsun diye bir tane çadır alıyorsunuz. Çadır deyince çadır sadece kendi başına çadırla bitmiyor. Yani bunun uyku tulumu var. Matı var. Ne bileyim. İşte çadır için oturacağınız varsa kullanıyorsanız sandalyedir, taburedir, cart curt. Ekstra çadır malzemeleri var. Acaba 508 almışsın ama bir sinyal vermiyorsun ya. Neyse. Yani bu ekstra malzemeleriniz var. Bunlar her biri eşya. Yeri geliyor arka çantanız yetmiyor. Yan çantaya gitmeye çalışıyorsunuz. Uzun yoldan keyif alıyorsanız. Bir racing'de bu sancılı olur. Yani tabi yapılmaz değil, yapılır. Altın Hepsi Adam'da ben izliyordum. Örneğin Barkın abi hayattayken bu soft case diye geçiyor. Böyle üçlü arkaya motorun arkasına kaplanabilen bir çanta almıştı o. Yavaş gidin, bak telefonla oynuyor herkes. Sıkışık trafikte sıkıntılı. Yani racing'de de bu arka çantayı takabiliyorsunuz belki. Ama yani motorun aerodinamiğine ters yani. Böyle bir çanta arkada böyle bir yükle seyahat etmiyor, öngörmüyor makine. Bunun için yaratılmamış bir racing makine. Bir diğer konu ne derseniz, bir diğer konu arçım var. Ben seyahatlerimi birlikte devam ediyorum nişanlımla. Tabii arkada beraber çıktığınız bir seyahatte, yani bireysel çıkmıyorsanız bu seyahate, arçınızın konforu da sizin için önemli. Çünkü o keyif almıyorsa siz de keyif almayacaksınız bu seyahatten. Arçı konforu önemli. Arçı konforu deyince arkada bir çanta olsun, ne bileyim sırtınla yasın kız. Hani biraz daha rahat etsin diyorsunuz bu tarafta. Bir de onun da eşyaları var şimdi. İki kişi seyahat ettiğin zaman iki tane eşyalar çarpı iki oluyor yani taşıdığın eşyaların sayısı. Bu da önemli. Böyle cart diye çıkarlar emniyet şeridine, aman. Motor 200'de gidiyor diye 200'de gitmeyin. Trafik duruyor yani, durabilecekmiş gibi gidin yani, ABS ne kadar olsa da ayınızın altında. Arçı dedik. Yani oturuş tabi, sürücü konforu bu gene önemli. Uzun bacaklı makineler genelde oturuş olarak rahat makineler oluyor. Racing gibi bel ağrısı yaratmıyor size. Biraz daha dik oturduğunuz için. Şöyle bir soldan gidelim. Biraz sola çıkalım. Tabi duruyor trafik gene. Önüne cam koyabiliyorsunuz motorun aynı zamanda. Sizi yüksek süratlerde kapanmadan, yani sabit gideceğiz. Yani nasıl gideceğiz? 140, 150, 160 gideceğiz. Yani racing motorda kapanmadan gitmeniz imkansız çünkü hele biraz da boyunuz uzunsa o motor sizin için ne kötü oluyor. Ne yazık ki. Oo, Goldwing mi o? Harley galiba. Şimdi peşe takalım abimizin ya. Mesela Harley de olabilir ama Harley de yapıma uygun değil. Bu konfordan bahsettiğimiz zaman ne güzel ya, güzel ses çıkıyor senin öyle. Harley'ler pahalı ya. Harley'ci arkadaşlar zenginler. Smoke kaynatmış.
Yani bu gibi sebepler var. Toparlamak gerekirse biraz yakıt ekonomisi, rahat oturuş, sürücü ve artçı konforu, eşya taşıma kapasitesi, arka çantadan bahsediyorum, biraz güç. Yani ilk şey altından biraz farkı olsun istedim açıkçası. Çünkü Tracer 700 beni kesmeyecekti yani. Biliyorum. Ya bu motorda şu an limitör var fabrikasyon. 225'te galiba. 25'e kadar çıkabiliyorsunuz bu makinede. Ama çok rahat çıkıyor ama yine daha da gider isterseniz. Eco değerlerini oynarsanız biraz da başarı alabilirsiniz. Sen geç. Bir arkadaşlarımıza yol verelim. Onlar biraz daha aceleler olabiliyor. Ben genelde yol veriyorum. Ya bu gibi konulardan dolayı Tracer 900 tercih ettim. Bu fiyata biliyorum daha farklı modeller, daha farklı işte yarış modeli olsun, racing olsun, naked olsun, bir sürü model var. Ben bunların da kıyaslamasını yaptım. Ben de mesela bir R1 Crossplane'im olsun isterdim. Çok seviyorum mesela o makineleri. Ama bir hayat gerçeği var. Kendime işte R1'i alıp binemedikten sonra da hayatı zindan etmek istemezdim. Çünkü ben yeri geliyor işe kullanıyorum, yeri geliyor piste giriyorum, yeri geliyor uzun yol seyahate çıkıyoruz. Yeri geliyor gaz açıyoruz. Bu sebeplerden dolayı Tracer 900 tercih ettim. Bu fiyatta, bu performansta başka makine bulamadım inanın. Benim sevdiğim tarz bu tarz. Bu makineyi de seviyorum. Durum bu şekil. Neden Racing almadın abi diyen arkadaşlara da eminim cevap niteliğinde olmuştur bu video. Bak gene insanların yola böcek gibi atladığı yere geldik. Burada otobüsler, minibüsler, yayalar bayağı şey, ofansifler yani. Aralardan, derelerden geçiyorlar. Yaya geçidi kullanmıyorlar. Polis amcamızla bir kesiştik. O nedir ya? Burası da mı dolu? Burası da mı atlı karınca? Çocukla bir kesiştik, güzel oldu. Ne güzel baktın ya sen öyle. Şükür ya, sonunda buraya bir yama atmışlar ama biraz alçak kalmış. Bu yolun hali neydi böyle ya? İyi, biraz yamamışlar, güzel. Bak buralar da öyle. Yamamışlar ama gene biraz bir kat var yani yerde. Yani siz de benim gibi Tracer 900 seçme niyetindeyseniz ve aklınızda bazı soru işaretler varsa faydası olmuştur diye düşünüyorum. Eklemek istedikleriniz varsa da kişisel görüşlerime destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Sevgiler.